Yatırım Finansman. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen. Günaydın Nuri Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın Hakan Bey. Günaydın, günaydın. Şimdi görüyorum, günaydın Nuri Sevgen fanları yazıyorlar yine. Dün gazetedeydim. Bizimle Muharrem Bey var güvenlikte. Onunla konuştuk. Valla diyor ki Nuri Sevgen çıktığında ayrı bir dikkat kesiliyorum dedi. Onun da selamını iletmiş olayım. Gerçekten herkesten benzer yorumları duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz Nuri Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi hem bugüne ilişkin beklentinizi rica edeceğim hem de dün böyle bir ajansları tararken şöyle bir haber dikkatimi çekti. Onu da size sormak istiyorum Nuri Bey. Borsa İstanbul'un Nisan'daki hareketlerini incelemişler Nisan aylarında ve 10 yılın en iyi Nisan performansı 2020'de sergilenmiş. Böyle 10 yıllık periyotlarla incelemişler. En kötüsü de 2018'de görülmüş. Boğaların mevsimi Nisan denmiş. Neden böyle bir etki olmuş olabilir sizce? Buna dair de yorumunuzu ben merak ettim açıkçası okuyunca. İstatistik açıdan baktığınız zaman bazı ayların önemi vardır. Mesela Kasım ayları satış aylarıdır, Mayıs ayları satış aylarıdır, Nisan ayları genelde olumlu aylardır, Haziran, Temmuz ayları genelde durgun aylardır. Nisan ayının olmasının sebebi de genel olarak Mart ayında hem bilançolar bağlanmış olur, bunların beklentileri alınmaya başlar. Hem Mart ayında vergi ödemelerinden kaynaklı sıkışma vardır. Bu piyasaları olumsuz etkiler. Tabi bu genel durumlardan bahsediyoruz. Ekstra bunu etkileyecek haberler olduğu zaman da farklı olabiliyor. Nisan ayında bunun rahatlaması gelir ve bu genelde olumlu olarak algılanır. Ama bu Nisan öyle olur mu? Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü biraz sıkıntılıyız. Hep aynı şeyi söyleyip duruyorum ama ben Mayıs Haziran'a kadar piyasada yeni bir trend oluşumu yönünde bir hareket alabileceğimizi sanmıyorum, hala aynı görüşteyim. Ki dün aslında ben piyasanın olumlu kapanabileceği düşüncesindeydim ama maalesef Van'da yaşananlar biraz moral bozdu. Çünkü neden moral bozdu? Çünkü yani Van'da yaşanan olayın borsaya ne alakası var denilebilir ama doğal olarak bu tür hareketlerin ya da bu tür kararların acaba piyasalarda da böyle ani bir kararla işte balkon konuşması dışında ters ya da piyasayı yanlış tarafta, biz hani ekonomi anlamında ekonomi güveni var ve önümüzdeki dönemde ekonomi kadroları devamayacak derken acaba burada da ters bir köşe yapılabilir mi endişelerini beraberinde getirdi açıkçası. Dediğim gibi ben işin siyasi boyutunu bilmem, anlamam da zaten. Van'daki karar doğru mu değil mi, bunu da tartışacak kadar hukuk da bilmem. Ama temel itibariyle bunun yarattığı tatsızlıktan, en azından bir tedirginlikten bahsediyorum sadece. Bu doğal olarak güven sıkıntısı yarattı ve özellikle öğleden sonra manşeti düştüğü zaman haberler bir yerde panik satışa döndü. Zaten piyasa bayram sonrasını satın alma almama noktasında bir tedirgin. Nedeni de şu, takas süreleriyle ilgili bir şey açıklamak istiyorum. Hatırlarsanız her çarşamba günü bir valör avantajından bahsederim. Yani çarşamba günü satılan senedin takası cuma günü nakit olarak sizin hesabınıza geçer ve böylece 3 günlük valör avantajı kazanırsınız ki faiz oranları %80'leri geçmiş, 90'ları bulmuşken kredi faizlerinden bahsediyorum. Doğal olarak bu size büyük bir avantaj sağlar. O yüzden çarşamba günleri bazen salıya da kayıyor. Bu satışlar görülüyor. Bu sefer dün gelen satışlar bugün de devam edebilir mi? En büyük tedirginlik kaynağı bu. Ben bununla ilgili valör avantajlarından bahsetmek istiyorum. Pazartesi günü tam gün olacak. Borsa açık. Ama salı günü yarım gün, yani Arefe günü yarım gün işlem görecek. O yüzden pazartesi günü ve salı günü aynı gün gibi, yani 1,5 günlük takas olacak aynı gün. Yani pazartesi sattınız diyelim bir senedi, salı günü yerine kaydınız veya aldınız veya salı günü sattınız. Aynı gün takası gerçekleşecek. Ama mesela yarın alınan senedin, bugün alınan veya satılan senedin takası cuma günü. Ama yarın alınan ve satılan senedin takası pazartesi günü olacak. Ama cuma günü yapılan işlemlerin takası ta 16 Nisan salı gününe kadar yapılmayacak. Yine pazartesi günü yapılan işlemler de 15'ine kadar olacak. Yani cuma günü yapılan pazartesi olacak. Yanlış söyledim. Yarın yapılan işlemlerin takası, cuma günü yapılan işlemlerin takası biraz sıkıntı yaratabilir, duruma gelebiliyor. Yani o yüzden benim düşüncem hem siyasi anlamda bu olayların piyasaya psikolojik etkisi hem de takastan kaynaklı dezavantajlar maalesef piyasanın biraz dengelerini bozuyor. Zaten bir süredir de hep söylüyorum, 9250-300 önemli direnç bölgesi, 9000'de önemli destek bölgemiz. Buralarda tutunma çabası gözlemliyoruz.
Ben tabii bugün moral vermek isterdim ama bu hem valör avantajından kaynaklı ya da dezavantajından kaynaklı satışların sürme olasılığı, en azından yükselişin olmama olasılığı kuvvetli gibi görünüyor önümüzdeki birkaç gün. O yüzden tekrar edeyim. Bugün yapılan işlemlerin takası Cuma günü. Yarın yapılan işlemlerin takası Pazartesi günü. Ama Cuma günü yapılan işlemlerin takası bayram sonraya kalacak. O yüzden doğaldır ki Cuma günü bu beklenti, daha önce de herkes bunu bildiği için bugün yarın bu satışlar, belki dünkü satışların da bunun etkisi var, çok net şekilde gözlemliyoruz. Bunu özellikle belirtmek istedim. Bugün ne olur noktasında 9000'e yakın bir yerden kapandık. Bugün muhtemelen dünkü satışın arkasından belki yatay bir yer tepkili açılabiliriz veya biraz aşağı gelip sonra tepki verebiliriz. Ama endeksin 9000'in altında kaldığı sürede grafikler aşağı doğru eğilim sergileyebilir. Bu da özellikle kredi maliyetleri ve kredi pozisyonları açısından bir margin call dediğimiz teminat tamamlama çağrısı paniğine dönüşüp aşağı doğru satış eğilimini arttırabilir endişesini taşıyorum. O yüzden 9000 seviyesi çok kritik bir seviye. Zorlanarak gidiyoruz. Bu zorlanma da beni biraz tedirgin ediyor. Yatırımcılara tavsiyem 9000'in üzerinde karlı pozisyonlarını bir miktar nakite çevirip bir izlesinler, emin olsunlar. Çünkü 9000 ile 9400 arasındaki oynama bir süre daha devam eder. Ve bu bir süre devam içerisinde de en azından büyük bir şey kaçırmamış olursunuz. Ama 9000'in altına gelirse hareket öyle 8900'de bitmez. 8700'lere belki de altına gelebilir. O yüzden biraz endişem bu yüzden. Tabii hiçbir şeyden emin değilim. Ben sadece bir olasılıklar üzerine konuşuyorum. Yatırımcı psikolojisi açısından da buna değiniyorum. Ve valör avantajlarından da bahsettim. Bu yüzden seçim boyunca da biz kapalıyız ama yurt dışı açık. Ondan kaynaklı olarak da insanlar, yatırımcılar bu noktada bir miktar daha bir görelim noktasına gidebilirler. Benim düşüncem 9000 seviyesine çok önemli bir nokta olarak kabul etsinler. Ve bu seviyenin altına gelme olasılığına karşı da pozisyonlarını ayarlasınlar diyorum. Bugün itibariyle biraz altına sarkıp tekrar yukarı gidip oynamalar yapacaktır. Ama gün sonunda bugün eksi kapatma ihtimalimiz hala yüksek gibi görünüyor. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Peki enflasyon bugün açıklanacak, yani 3,5 civarında bir beklenti var. Yani genel itibariyle bakacak olursak enflasyonun, yani bu 3,5'un, yani 3,5 çıktığında bir etkisi olur mu? 4'e yaklaşırsa farklı bir etkisi olur mu? Ya da diyelim ki daha aşağılarda 3'e yakın bir yerde çıktı. Daha söylenen patikaya yakın bir yerlerde çıktı. Bunun bir olumlu etkisi olur mu? Ne dersiniz? Enflasyon rakamının bir etkisi olacak mı? Çok büyük etkisi olacağını sanmıyorum açıkçası. Yani normal şartlarda tabii enflasyonun beklenenin oldukça altında gelmesi belki bir miktar etkileyebilir. Ama hani 3,5'tu, 3 çıktı veya 3,5'tu işte 3,5 çıktı çok büyük etkisi olmaz. Ama 3,5'un üzerine 4, 4,5 beklenmiyor ama diyelim ki öyle bir şey çıktı. Bunun olumsuz etkileri olur. Çünkü önümüzdeki dönem Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmayı daha da arttırması noktasını zaten dün Merkez Bankası Başkanımız da açıkladı. Yani parasal sıkılaştırmayı devam edeceklerine özellikle vurgusunu yaptı. Bu yüzden de özellikle beklentinin üzerinde gelen bir enflasyon bu sıkılaştırmanın artacağı anlamını taşır. Altında gelmesi büyük bir etki yaratacağını sanmıyorum şu aşamada. Çünkü Merkez Bankası'nın altında bile gelse, yani beklenti enflasyon beklentinin altında bile gelse Merkez Bankası faizleri indirmeyecek. Bunu biliyoruz. O yüzden büyük bir etkisi olmaz. Evet, lütfen Bir sen soru sor. sormayı rica edecektim. Mart'ta Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 1 milyon ve üzerindeki portföyler azaldı. Bunun peki bir etkisi olur mu borsada? Önümüzdeki aylarda görür müyüz? Şimdi Mart'ta tabii biraz bunun azalmasının etkilerini biraz seçime de bağlamak lazım. Seçim sonrası senaryoları almak istemeyen yatırımcıların bir miktar nakite dönmesi söz konusu olabilir. Onun detaylarına bakmak lazım. Ama ben piyasada tabii bu kısa dönemde bir dalgalanma, biraz moral bozukluğu olma ihtimalini hep zaten söyleyip duruyorum. İnsanlar, bir yatırımcılar bir coştu. Ama ben coşmayın, aman 9250, 9300 buralar falan deyip duruyordum ama yani 9000 seviyesine her konuşmamda dikkat ettim. O yüzden yatırımcılar biraz da böyle dikkatli olsunlar. Çünkü şöyle düşünün, sizin elinizde hisse senetleriniz var ve bunda bir kısmını krediyle aldığınızı varsayın. Hisse senetleri piyasası eğer yukarı gitmiyorsa kredi maliyeti sizin açınızdan her gün bir zarar yazıyor. Hisseler aynı fiyatta kalsa bile. Bir saatten sonra da eğer aşağı gelmeye başlarsa siz oraya profesyonel yatırımcılar stop koymak zorunda kalır. Yani bir şekilde pozisyonları azaltıp kredi maliyetini azaltmak zorunda kalırlar. O yüzden 9000 seviyesinin altına gelmesi,
Kredi taşıyan yatırımcıların ki epey yüksek. Sektör bunları açıklamıyor ama kredi pozisyonlarının epey yüksek olduğunu az çok sektörün içinde olarak biz biliyoruz. Doğal olarak bu bir şekilde kar topu efekti yaratabilir endişelerini taşıyorum. Zaten bunun üzerine siyasi beklentiler vesaireyi koyduğunuz zaman da tedirgin edici bir durum olabilir. Ben burada şeytanın avukatlığını yapıyorum gene. Benim dediğim tutmaz. Yukarı giderse ne hale? Herkes mutlu olsun. Beni fırçalasınlar veya trollesinler. Sorun yok. Yani ama ben bir şekilde böyle bir olasılığa dikkat çekmek istiyorum ki herkesin coştuğu noktada biraz da acaba mı demek lazım. Ben hala aynı yerdeyim. Önümüzdeki dönemde tabii dün Wells Fargo'nun raporu geldi mesela. 2025'te 30 liranın altında dolar bekliyorum diye. Yani ben güldüm. Yani hakikaten güldüm. Böyle bir şey mümkün değil. Yani olacağını da sanmıyorum. Olması Türkiye ekonomisine zarar verir. Bakın herkes doların yükselmesini bekliyorsun gibi bana fırça atmasın. Bu Türkiye ekonomisine zarar verir. İhracatçılarla Hakan Bey siz daha çok görüşüyorsunuz. Yani bu kar ettirmez. Yani hem faiz yüksek hem dolar aşağı geliyor. Yani bu nasıl kâr edecek bunlar? O yüzden hani bu raporları yazanlar neye dayanarak yazıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Ha kısa süreli oynamalar olur veya kısa süreli sabit gidebilir veya belli bir oranda gidebilir ama 2025'te 30 liranın altı demek sizin enflasyon buradan mesela en iyi bekleyen bu sene 40 bekliyor enflasyonda. Merkez Bankası 36 bekliyor aslında en iyimser Merkez Bankası. 36. Senede 25 bekliyor. 55. Hadi 50 deyin yuvarlak. Şimdi şu anki kurun %50 çıkması lazım ki en azından en basit matematikle bakıyorum. Hadi %50 çıkmadı, %10 çıkması lazım en azından deyin. Şu anda kurumuz 32, nasıl 30'un altına gelecek? Yani bu matematiği ben anlamıyorum. Neye dayanarak böyle bir şey yapıyorlar, nasıl hesap yapıyorlar bunu da anlamıyorum. Hocam da zaten çok net söylemiş, hakikaten gülünç. Biraz iktisattan anlayan bunlara gülüyor. O yüzden ben genel itibariyle baktığımda matematiği doğru yapılması taraftarıyım. Bu matematikte de biraz diğer dengelere bakmak lazım. Borsa matematiğinde şu anda risklerimiz biraz artmış gibi görünüyor. Zaten vardı. Bunlar algılanmaya başlandı. İlk seçimden sonra bir Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ılımlı konuşmalar moral verdi. Ama dün Van'da yaşanan ve bugün işte bölgede gene bazı yürüyüşler falan geldi. Hakkari'de, Bitlis'te falan haberler geliyor. Bunlar büyümese ve siyasi açıdan da bunları olumlu mesajlar verirse belki olay gene dengeye gelebilir. Ama bu dediğim gibi siyasi taraf, hukuk tarafını ben anlamam, bilmiyorum da ama bunun piyasa etkisi acaba bu kararı verenler yarın öbür gün piyasayla ilgili de böyle ani kararlar verebilir mi tedirginliği yaratmadı değil. Sabahleyin biraz o tarafını konuştuk doğrusu. Bunların üzerine gidilmesi lazım. Bunları seyretmek doğru değil. Hakkaniyetli biçimde kararlar verip ona göre hareket etmek en doğrusu gibi Peki. görünüyor. Ben bu şeyi de sormak istiyorum böyle bir cümlecik olarak. Şimdi bizimkiler tabii dışarıdan biz bir fon girişi falan bekliyoruz. Onunla ilgili konuşuyoruz. Geldiler, gittiler. Bizim yatırımcılarımızın yurt dışına ilgisinde bir artış var mı? Yurt dışı yatırımlarına ilgisinde bir artış var mı şu ortamda? Var. Bir süredir var. Yani bu yeni değil. Bir süredir var. Şimdi eskiden çok zordu bunlar tabii. Online işlem yapmak çok zordu. Artık bunlar çok kolay hale gelmeye başladı. Ve yatırımcılar da yurt dışı piyasalara ilgi gösteriyorlar. Yani bana artık yurt içi senedi kadar yurt dışındaki içi senetleri de soruluyor. Ve oradaki piyasalar çok daha derin. Matematiği daha normal ve algoritmalar da orada çok yoğun şekilde çalıştığı için de o denge daha kendi içerisinde düzgün gidiyor. Kar marjları da fena değil. Oradaki marjlar %10 gibi değil. Daha derin olabiliyor. Tabii riskler de aynı şekilde oluyor. O yüzden yatırımcıların yurt dışı piyasalar ilgisi gayet yüksek. Onu söyleyebilirim. Özellikle son 2 senedir bunun yükseldiğini söylemek mümkün. Yani aslında olması gereken de bu. Yani nasıl Japon ev kadınları Türkiye'de yatırım yapıyorsa Türkiye'de Türk yatırımcılar dünyanın her yerinde yatırım yapıyor olabilmeli. Çünkü artık çok kolay bunlar. Yani bugün biz mesela yatırım finansman olarak 100'ün üzerindeki markette 30'a yakın ülkede işlem yapabilir haldeyiz. Ya bugün Mercedes-Benz, Porsche, ne bileyim Renault, Vodafone, Ford Motor Company, Goldman Sachs, JP Morgan hisselerini alıp satabiliyorsunuz. Çok rahat. Bunların temettüsünü alabiliyorsunuz. Sadece Bitcoin gibi kripto paraların üzerine yazılmış ETF'ler SPK tarafından henüz düzenleme yapılmadığı için yasak. Onun dışında hissenin üzerine yazılmış pek çok enstrüman yapılabiliyor. O zaman yarın da Tesla'yı belki konuşuruz. Ne dersiniz? Olur, konuşuruz Tesla'yı. Peki. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız Ben için. teşekkür ederim. Ağzınıza Yayınlar diliyorum. sağlık. Sağ olun. Aklınıza sağlık. Görüşmek üzere.